هیچار از دعوای خود بیاد کن کنسن اولاره از به او که نخوازد زانی یا سرگون و مسرگون بکن یا زیبرا دولت یا هون بکن هونه حق ما اجرا بکن از دخواست اون حق ما اجرا بکن از کنسن اولاره که تشتاری نخوازد رفت کن آوه ما کسمش کرن اما دنگی خونه کر اما شبکی کرن دنگی خونه کر اما زل کرن دنگی خونه کر 18 ساله و اما زل وانده یمه و پارتیه ده چیه کسمش کرن ی جواب ده رو سویم جعسکر عتیه استلخ مگو برا خون هرچه برا تشکی نبهم هر تشت قبول دکه دو اجاره واره سویم چیل ویره پنج حب قروجی چینه ده کرنس تبین کرنس سنگوار داشت چه ماهی دنیا امشون یعنی حق خود خوازن کو هون و عدالت کی با و جنا و قروجیش بام حشت هوا بستی کل حقیل بیلیکته بگیم gerçekten korucuların yaşattığı zulmün çoktur. Halkasını çoktur. Konuşacağız. Yani ya silahları alsınlar ya da bizi sürgün etsinler cümlesi 10 yılların son 40 yıllık savaşın yarattığı travmanın bir sonucudur aslında. Bizim birçok cümlede anlatamayacağımız talebi, görüşü amcamız ifade etti. Evet, bu silahlar alınmalı. Niye alınmalı? Gerçekten korucuların Kürdistan coğrafyasında, Kürdistan'ın birçok il ve ilçesinde çetecilik faaliyetleri, suça karışmaları, halkı tehdit etmeleri, köylülere eziyet yapmaları, tecavüz suçuna bulaşmaları, insan yaralamaları, devleti arkasına alarak yaptıkları suçlar son yıllarda, son 10 yıllarda her gün gündemimizde ama korucuların silahları alınmak bir yana her gün koruculuk sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Yani içinde bulunduğumuz süreçte, çözüm sürecinde gerçekten çok ciddi bir provokasyon ortamıyla karşı karşıyayız. Aslında dün akşam Kulp'un Karpuzlu köyünde yaşanan olay tam anlamıyla bir çete faaliyetidir. Çetecilik faaliyeti. Doğrudur, çetedir. Devleti, köyde ağalar vardır. Devleti arkasına alarak, devletin silahıyla oradaki gençlere, oradaki yaşayanlara, halka zulüm etme gibi bir hakları yoktur. Bu sadece Kulp'ta değil, Kürdistan'ın başka birçok ilinde de çözüm sürecini bitirmek, akamete uğratmak, savaşı isteyenler tarafından yine çeşitli provalarla sahneye konuluyor. Yani biz gerçekten bu sürecin devam etmesi için Kürt Hareketi, Barış ve Demokrasi Partisi ve tüm bileşenler, Kürt Siyasal Hareketi büyük bir çaba gösteriyor, büyük bir sabırla, büyük bir özveriyle barışı, birlikte yaşamı inşa etmeye çalışıyor. Ama maalesef egemenler, bir kısım silahlı güçler ve devlet içindeki bazı odaklar bu süreçten rahatsızlar. Barışın bu topraklara gelmesini, eşit ve özgür yaşamın oluşmasını, Kürtlerin kendi yaşamlarını inşa etmesini, kendi sistemlerini kurmasını ve barışa sahip çıkmasını kabullenemiyorlar. Ve bunu değişik vesilelerle, değişik suçlarla, değişik fiillerle, değişik girişimlerle ortaya koyuyorlar. Bunlar çok ciddi olaylardır. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak... Zaten bu işi devlet yapanlar, devlet onlara silah vermişler. Gidiyoruz, bir dakika ben konuşuyorum. Benim hakkım var, bir dakika. Devlette gidiyoruz, devlet de diyor, hadi getirin, getirin. Kurucudur onları, kurucuları destekliyor, bizi desteklemiyoruz. Onları destekliyoruz. Karakol onları destekliyoruz. Bizi desteklemiyoruz. Nasıl konuşmayacağım? Bu hakkını ben arayacağım. Şimdi nereye isterse ben bu hakkını arayacağım. Bu hakkı bana böyle bakmayın. Amca. Efendim, birlikte doğru. Arayacağız. Millette biz arayacağız. Hepimiz nereye isterse biz hepimizi arabaya atacağım, yitireceğim hepinizi. Ha. Madem biz devlete geliyor, devlet bizi böyle şey ediyorlar. Öyleyse ben bu hakkını arıyorum. gerek çözüm sürecine karşı, gerek partimize karşı, gerek halkımıza karşı çok ciddi organizeli saldırılarla karşı karşıyayız. Bu konu basit bir mesele değildir. Şu anda ulusal kanallarda bilerek ve istenerek farklı aileler kullanılmaya çalışılıyor. Korucular kullanılmaya çalışılıyor. Silvan'da baraj ve kanal yapımı adı altında
korucu alımları başlatıldı. Biz koruculuk sistemi lağvedilsin, korucuların silahları alınsın, barış ve çözüm gelsin dedikçe, bu uğurda mücadele ettikçe maalesef yönetenler bunun tam aksine adımlar atmaktadırlar. Karakol ve kalekol yapımları da bunlardan bir tanesidir. Çözüm sürecinin devam ettiği bir ortamda, bir atmosferde, bir zeminde, Lice'de, Meskan Dağı'nda ve daha birçok dağda çatışmasızlık ortamının olduğu, PKK'nın ateşkese uyduğu, sonuna kadar uyduğu bir ortamda karakol ve kalekol yapımı da bu provokasyonlardan bir tanesidir. Ama biz halkımıza şunu söylüyoruz, biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Bu topraklarda eğer hak ve özgürlüklerimizi bugün bir nebze olsun kullanabiliyorsak, bu Kürt halkının vermiş olduğu mücadele, ortaya koymuş olduğu direniş sonucundadır. Biz asla yönetenlerin, egemenlerin bize kabul ettirmeye çalıştığı baskıyı, zulmü, eşitsizliği, ayrımcılığı kabul etmedik. Dün de etmedik, bugün de etmiyoruz, yarın da etmeyeceğiz. Asla bu tutumumuzdan, bu taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. İşte Karpuzlu köyünde meydana gelen olay sebebiyle de dün saldırıya uğrayan arkadaşlar savcılığa dilekçe vermişler. Biz belediye başkanımız aracılığıyla ve diğer yöneticilerimiz aracılığıyla kaymakamla görüşmeye çalıştık. Fakat maalesef kaymakam yerinde değilmiş. Kaymakam yerinde değil, bizim bir görüşme sağlayamadık. Yine ilin başsavcısıyla görüşmeye çalıştık. İlin başsavcısı da saat 5 olmamasına rağmen henüz kendisiyle de bir görüşme sağlayamadık. Çünkü yerinde değildi. Biraz önce onu da ziyaret etmek istedik. Ama bu görüşmememiz sonucu değiştirmez. Bizim taleplerimiz çok nettir. Dün akşam özelinde ve benzer birçok olayda olduğu gibi korucuların devletin verdiği silahlarla yaptığı suçlardan devlet sorumludur. Birinci derecede sorumludur. Devlet eğer gerçekten devlet olarak görev yapmak istiyorsa, bu halka bu saatten sonra güven vermek istiyorsa, bu koruculuk sistemini tümüyle kaldıracaktır. Kaldırmak zorundadır. Çatışmasızlığın olduğu, barışı örmeye çalıştığımız, çözümü konuştuğumuz bugünlerde yeni korucu alımı da bu sürece karşı ciddi bir provokasyondur. Ve dün akşamki olay da bunlardan bir çetecilik faaliyetidir. Dün bu suça karışan, başta suça karışan korucular derhal görevden alınmalıdır. Silahları ellerinden alınmalıdır. Çünkü bu silahlarla orada yaşadıkları köylülere zulüm ediyorlar. Köylülere baskı uyguluyorlar. Ve köylülerle yaptığımız görüşmelerde dün akşamki olay ilk olay değildir. Daha önce de defalarca çoluk çocuğa karşı, orada yaşayan insanlara karşı bu tip şiddet eylemleri, baskı eylemleri, tehdit eylemleri gerçekleşmiştir. Bu köy hiç kimsenin köyü değildir tek başına. Korucuların silahı var diye orada istedikleri gibi davranamazlar. Halka zulmedemezler. Biz her şeyden önce Barış ve Demokrasi Partisi olarak bunun karşısında dururuz. Buna asla izin vermeyiz. Biz halkla birlikte bu zulmü durduracağız ve ortadan kaldıracağız. Eğer kulp kaymakamı, kulp savcılığı, Karpuzlu Jandarma Komutanlığı bu olaya hemen el koyup gereğini yapmazsa, biz birinci derecede sorumlu olarak koruculardan sonra onları tanıyoruz. Ve tabii ki onlara talimat verenleri, buradan da Ankara'ya sesleniyoruz. Bu çetecilik faaliyetlerini bitirin. Bir yandan çözüm sürecini devam ettiriyoruz derken, diğer yandan çözüm sürecinin dibine dinamit koymakla bu iş başarıya ulaşamaz. Halk her şeyin farkındadır. Bu halk 10 yılların, 20 yılların, 30 yılların, 100 yılların vermiş olduğu bir tarihsel mücadeleyle bugüne gelmiştir. Yazılan, yapılan, uygulanan her şeye karşı her şeyin farkındadır. Bu nedenle bu korucuların derhal ama derhal Karpuzlu köyünden bulunan korucuların silahlarının alınması ve görevlerine son verilmesi. Son olarak şunu söyleyeyim, demin yaptığımız görüşmede idari soruşturma başlattıklarını söylediler. Bu iş idari soruşturmayla falan çözülecek bir sorun değildir. Bu suçtur, insanların canına kastetmektir, tehdit etmektir. Bunu buradan duyuruyoruz. Şimdi aramızda Diyarbakır Barosu Başkan Vekili de var, Nait Bey. Kendisi de belki bir şeyler söyler. Ya aslında biz de bugün bu vakaya ilişkin aldığımız duyum üzerine Diyarbakır Barosu olarak da bu hak ilerini yerinde tespit etmek, ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlaması için girişimde bulunmak üzere bugün buraya geldik. Maalesef az evvel Meral Hanım da çok detaylı anlattı. Bölgede yıllardır yaşanan bu hak ihlalleri ve bu hak ihlallerine ilişkin, özellikle hak ihlallerini icra edenlere yönelik yasal ve idari anlamda gerekli işlemlerin yapılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Biz bu sebeple bir kez daha bu duyarlılığı oluşturmak, bu tür vakalara kamuoyu oluşturmak ve yolculuk sisteminin bölgede yaratmış olduğu bu tür sıkıntılara dikkat çekmek üzere bugün buraya geldik ve bu amaçla Karpuzlu halkına destek vermek amacıyla buraya geldik. Umarız en kısa sürede ilgililerle bu dün akşam gerçekleşen vakayı yapan korucularla ilgili adli soruşturma tamamlanır. Ama evveliyatında koruculuk sisteminin yaratmış olduğu bu sıkıntıyı iktidar bir kez daha görür ve koruculuk sisteminin son bulması için, koruculuk sisteminin bu bölgede yaratmış olduğu sıkıntıların ortadan kalkması için temelinden kalkması gerektiğine yönelik kamuoyu gelişir ve iktidar bu yönde adım atar. Yasama organında, mecliste bu yönde bir çalışma yürütülür. Çünkü gün geçtikçe bir taraftan az evvel eş başkanımızın da belirttiği üzere çözüm sürecinden bahsederken, barıştan, demokrasiden bahsederken bireyi bireye kırdıracak, yani sivil insanların elindeki silahlarla oluşturulacak gücün, tehlikenin farkında olmak gerekir. Ve temennimiz, umudumuz o ki bir an önce bu sisteme yönelik ciddi yasal ve idari süreç iktidar tarafından başlatılır ve çözüm sürecine, barış sürecine olumsuz etkisi olan bu sistemi ortadan kaldırır. Biz Diyarbakır Barosu olarak yıllardır bölgede bu tür hak ihlallerine karşı gerekli hukuksal mücadeleyi yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bu vakaya da hukuki boyutta gerekli desteği sunacağımızı sizler vasıtasıyla, kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Başsavcıyla, Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşme amacımız, isteğimiz de oydu. Yani bu hukuksal desteği sunacağımızı ve ilgilerin vakayı gerçekleştirenlerin peşini bırakmayacağımızı belirtmek üzere aslında kendisiyle görüşmek istedik. Yoktu. Şimdi geldiğini duyduk. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ama şunu da bir kez daha belirtmek isteriz. Daha önce de bölgede bu tür vakaların çok daha vahim neticelere sebebiyet verdiğini biliyoruz. En basit örneğinde Mardin'de yaşanan olayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha önce benzer vakalar Kulp ilçesinde de cereyan etmişti. Ancak bu şekilde toplumsal destek bulamayarak aslında savcılığın hazırlık kayıtlarında bir numara alarak kalan adli vakaların olduğunda, korucuların karıştığı adli vakaların da olduğunu biliyoruz. Umarım bu son olur. Umarım bu vakayla birlikte toplumun tepkisi daha da gelişir ve bu vakanın neticesinde bu koruculuk sisteminin yarattığı sıkıntılar daha büyük idari makamlar tarafından görülür ve sistemin lav edilmesi için gerekli çalışmalar da başlatılır. Temennisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ya, 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 ya